Meyve sepetlerini kontrol edin. Acele et. Sanırım her şey hazır gibi. Buna hemen sarın. Biraz acele edin. Dinle. Meyve sepetlerini buraya getir. İşim bitti gibi. Bu olamaz. Bütün bunlar hala burada mı? Ranvir, buraya gel. Bunların hemen Gori'nin kayınvalidesinin evine gitmesi gerekiyor. Senin amacın ailemizi küçük düşürmek mi? Hayır efendim. Bu işi hemen kendin yap. Hadi git. Tamam büyük hanım. Her şeyi buraya getirin. Hadi gel işte. Buraya koy. Ah Ranvir. Hadi annemin Gori için aldığı takıları getir. Hadi getir buraya. Aha Falguni yenge. Bak. Annem Gori'm için çok fazla şey yaptı. Bu hiç aklıma gelmezdi. Babasız bir kız için elinden geleni yaptı. Hepsini annem mi yaptı? Peki biz bir şey yapmadık mı? Madvi, bütün bunları benim kocam yaptı. Biliyorum senin kocan yok. Bunları unutman normal. Unut gitsin. Bir kız evlenirken büyük annesinin evinden hediyeler alır. Harşat onun dayısı canım görevini yaptı. Her şeyi Gori'ye verdi. Kocam oldukça iyi kazanıyor. Kazandığının birazını vermesi hiç önemli değil. Yardım etmeyi çok sever. Büyüklerin dediği gibi sadaka evde başlar. Hayırseverlik evde başlar değil mi? Demek Falguni doğru bir şey söylemiş. İlk kez mücevherler yerine yardımdan söz ediyor. Bakalım amacı neymiş? Ha? Ben gerçekten şaşırdım. Demek burada kocasını övüyor. Şanşal, bana güzel bir şey söyledin. Doğru yolu bulacak elbette. Ben çocuklara hiçbir şeyi vermedim. Ama Harşat, o elindeki her şeyi verdi. Şimdiye kadar ben... Ama tanrım, bu evin en büyüğü ben değil miyim? Bu hak bana aitti ama... Şaşal, hadi çocukları ara. Hadi. Çocukları ara. Ben de sadaka vereceğim. Ah. Herkes burada. Herkesi burada görmek çok güzel bir duygu. Gori evlenip gitti. Harşat her şeyi güzel idare etti. Ama ben bu evin en büyüğüm. Görevlerim var. Hepinizi topladım. Hepinize birer gümüş sikke vereceğim. Erkeklere bir hediyem var. Kadınlara da öyle. Hadi canım. Bunlar sikke hem de gümüş. Onları tüm sevgimle hazırladım. Size vereceğim. Oğlum Arşat. Bu senin. Mutlu ol oğlum. Vaa sen. Tombul oğlum mutlu ol. Ve bu da yaramazın. Yaramazlık yok. Sen benim güzel kızım. Gerek yok. Yapmana gerek yok. Gel. Aa olamaz. İşhani, senin sikkeni unuttum canım. Aa doğru canım. Sen bu evde doğmadın ki. Ama lütfen beni affet canım. Çünkü seni kızımız olarak görüyoruz. Evin dışında olan kimseye bunu hiç söylemiyoruz. Diş ayı büyük bir aileye evlendireceğimiz zaman düğünde herkese kız kardeşi diyeceğiz. Ama bu bizim örf ve adetimizdir. Bunu çiğneyemeyiz. Kız kim olursa olsun onu kızımız gibi görürüz. Canım, sen bu evin en güzel kızısın. Özel durumdan dolayı
Bu yüzden sana altın sikke vereceğim. Benim oğlum gerçekten çok kazanıyor. Bu ev için o kadar çok şey yapıyor ki. Bunu ondan öğrendim. Hayırseverlik evde başlar, öyle değil mi? Bak, sen Harşad'ın kızı değilsin canım. Senin için çok şey yapıyor. Seni yabancı olarak görmedi. Onun hayır kurumu olduğunu hissetmenize izin vermedi. Niye böyle konuşuyorsun? Nişane benim kızımdır. Öyle mi? Ben de bunu söyledim. Ben çocuklarımı böyle eğittim işte. Ve bu bizim ailemizin bir geleneğidir. Bu evde yaşayan bir genç kızımız bizi terk etmek zorunda. Gidecek de gidecek, bu evden gidecek, gidecek, gidecek. Üzgün müsün? Hayır. Bence öylesin. Bu arada üzüntü alacak bir şey getirdim. Ranvir, beni rahat bırak. Bunu görmelisin. Nişan yerine gelecek. Tamam, hadi göster. Al bakalım. Ragini bölüm 1, Ragini bölüm 2. Kanlı cinayet 1, kirli resim. Bunlarla ne demek istiyorsun sen bana ha? Seni güldürmenin en iyi yolu buydu Işani. Eğlenmedin mi? Söylesene. Hadi gül artık. Sen çok kötü birisin Ramir. Bu sideleri babama söyleyeceğim. Gördün mü? İşe yaradı. Önce üzgündün, şimdi kızgın. Dinle, her zaman kızgın olmalısın. Ramir, neden buraya geldin? Neden mi? Bugün hava çok güzel, o yüzden geldim. Işani, neden bu kadar gerginsin? Unut gitsin. Bizler bu evin hep yabancısı olacağız. Dinle beni. Babam bir şoför. Sen de Bayan Falgun'un kızısın. Yani bu evden değil. Onlar için biz hep yabancı olacağız. Ve biz birbirimize benziyoruz. Ben bu eve ilk defa babamla birlikte geldim. Sen de annenle geldin. Ve Harşat amca da ikimizi kabul etti. Yani bundan dolayı aramızda bir bağ var, doğru mu? Değil mi? Başka bir şey daha var. Ne peki? Aşk tabii. Aşk mı? Evet. Söylesene. İkimizin kalbinde aynı aşk var. Ranvir, ben bunu gözlerinde gördüm. Senin kalbini gördüm. Gözlerimizde aynı aşk var. Kalbimizde de. Senin halinden belli oluyor.
Ve benim halimdendi. Bizim sevgimiz çok büyük. Babamız için. Onu gerçekten çok seviyorum. Ya sen? Evet, seviyorum. Aynı senin dediğin gibi ifade edemem. İşhani lütfen artık ağlama olur mu? Neden? Çünkü ben gözyaşlarından nefret ederim. Çok dramatik. Ranvir, Yağmur. İşhani dur. Bu zamansız yağan yağmurlar altında ıslanan kişilere uğur getirirmiş. Lütfen Ranvir. Doğruyu söylüyorum. Lütfen bir daha ağlama. Şemsiyen delik galiba. Islanıyorum. Islanırsan hasta olursun. Aa, hadi ama şemsiye istemiyorum. Ben yabancıyım. Evde saklanmayacağım. Ama yani... Özgürsün. Hadi dans et. Onu koru Tanrım. Özgür ol. Yağmur altında dans etmek çok güzel. Hep böyle mutlu olsun. Her zaman. Haklısın, evet. Dediklerimi sakın unutma. Ooo, hoş geldin, hoş geldin. Tanrı seni korusun, gelin. Çanşal, kalk bana koyu bir çay yap, hadi. Falguni yese koyu kahve. Hadi işine bak. İşhani ile alıp veremediğin ne? Kızımı ve beni bütün ailenin önünde küçük düşürmeye çalıştın. İşhani bana bir şey yapmadı ki. Madvin'in sana hiçbir şey yapmaması gibi Falgun. Sen de onu küçük düşürdün. Bu yüzden ben de İşhani'yi küçük düşürdüm. İkimiz ödeştik. Yani ne derler bilirsin. Kana kan. Kızın için üzülmüş görünüyorsun. Peki benim kızım için de üzüldün mü? Bu senin problemin. Her şeyi çabuk unutuyorsun Falguni. Bu evin büyüğü olduğumu unutma. Bu evdeki her şeye ben karar veririm. Sen değil. Buraya geleli çok uzun zaman olmadı. Ha? Şimdi sürekli arabalarla dolaşıp duruyorsun, alışveriş yapıp duruyorsun, takılar takıyorsun, piyasadaki en kaliteli sarileri giyip geziyorsun. Anladın mı?
Ev yönetmek zordur Falguni. Politik olmalısın. Ben yıllardır bu evi çekip çeviriyorum. Beni örnek al. Benim kızıma sadaka verdin. Bunu hatırlıyor musun? Beni iyi dinle. Senden önce de benim ailem hayır işlerini aksatmadan yapardı Falguni. Anne, bana ne demeye çalıştığını lütfen açık açık söyler misin? Demek anlamadın. Sen çok akıllısın, eğitimlisin de neden anlamadın? Senin anlayacağın dilden konuşuyorum. Bu senin tarzın değil mi? Unutma Falguni. Madvi senin yengen. Yanında getirdiğin Işani ise Harşad'ın koruması altında büyüdü. Yoksa çoktan sokaklara düşmüş olurdu. O Dişa gibi benim torunum değildir. İkisi de benim kızım. Ama Dişa oğlum Harşad'ın kanından. Evet, o senin kızın olabilir ama benim oğlumun soyu. Dedikleri gibi yasal çocuk, anladın mı? Ama endişelenme. Kızın Işani'nin kanında bu evin değerleri olmayabilir. Ama değerlerimiz bize ona her şeyi vermemizi söylüyor. Yasal olmasa da sadaka vermek bizim kanımızda var Falgun. Bu değer Harşat'la da var. Anne, ama senin unuttuğun bir şey var. Hatırlasana. Sen Harşat'ın annesisin. Ama ben onun karısıyım. Ben oğluma büyürken güzel ninniler söyledim. Ama şimdi oğlun benim yanımda uyuyor. Bu evi istediğin gibi yönet anne. Ama bizim odamızı bana bırak. Şu ana kadar duymuşsundur. Bir kral asla kraliçesine karşı gelmez. Harşat, annene açıklamalısın. Biliyor musun Falguni? Sinirlendiğinde çok daha güzel oluyorsun. Harşat, şaka mı yapıyorsun? Annen biraz önce benim... Tamam biliyorum. Biraz önce Işani'ye altın sikke verdi. Ve bir konuşma yaptı. Hoşuna gitmedi. Dinle Falguni. Anne Işani'den asla nefret etmez canım. Çünkü anne Işani'nin benim hayatım olduğunu biliyor. Harşat, anneni hiç tanımıyorsun. Beni küçük düşürmek için kızıma böyle davranıyor. Biri Işani hakkında yanlış bir şey söylerse kabul edemem. Tamam, sakin ol Falguni. Lütfen canını sıkma. Bu hep çevremizden duyduğumuz gelin kaynana kavgasına benziyor, değil mi? Unut gitsin can. Hadi. Sen en çok kimi seviyorsun? Anneni mi, beni mi? Of. Falguni, ben de diğer bütün erkekler gibi bunun cevabını sana vermem çok zor. Bütün erkekler hep aynı cevabı verir. Ben gidiyorum. Basit bir soru sordum ama sen cevaplamadan gidiyorsun. Hadi Harşat. Seni seviyorum Falguni. Ama tek bir sorun var. Bunu annemin gözlerine bakarak söyleyemem canım. Tamam mı? Harşat, bana cevap ver. Harşat! Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Aynen. Çocuklar öyle. Yoksa oraya mı gidiyorsunuz ha? Nereye? Benim dostum Keta'nın oğlu yarın için evinde bir parti veriyor. Bizi de davet etti çocuklar. Ne? Öyle mi? Doğru mu baba? Evet, bu harika. Evet. Baba, elbise almam gerek. Biz partiye gidiyoruz. Öf, aman be kızım. Sanki ilk defa partiye gidiyormuş gibisin. Aynen öyle. Baba, onlara söyle. Biraz sakin olsunlar. Hey, bir dakika bekle. Yapılacak parti bu gece 10'da başlıyor. Aa, hayır. Babaanneye nasıl söyleyeceğiz? Babaanne uyduktan sonra mı gitsek? Yalan söyleyelim. De var. Bunu babaannemden saklamak gerçekten zor olacak. Sanırım babaannemden izin almamız gerekiyor. Onu kim yatıştıracak?
Bu parti akşam 10'da başlıyor. Demek akşam 10'da ha? Ama anne. Dinle Harşat. Ondan sonrası çok değil mi Harşat? Parti 10'da başlayacak. Peki kaçta bitecek? Anne, bu partiyi Keta'nın oğlu düzenliyor. Bırak gitsinler. Demek Çırak Mehtan'ın partisi ha? Yani... Gidin hadi. Çırak'ı iyi tanıyorum. Sosyal medyada fotoğrafını gördüm. Yakışıklıydı. Aman tanrım, sosyal medyada. Bugün hesabını silelim. Hey! Ben sosyal medyada yokum. Onu Şanşal'ın hesabında gördüm ben. Çok akıllı. Babaannem çok tehlikeli. Çocuklar, hadi. Parti için alışverişe. En güzel ve şık kıyafetleri alın. Çok güzel olun. Annem bugün hasta falan mı? Hey Falguni. Sen her zaman çok güzelsin. O yüzden bu çocukları sen hazırla. Kızlarımız çok güzel görünmeli ha? Tamam mı? Ne oldu sana? Bitlendin mi yoksa? Hayır Ranbir. Bunu yukarı çekemiyorum. Peki neden küçük beden aldın? Bak şuna baksana. Bu dar kesim. Beni ince gösterecek. Bunu özellikle aldım. Keşke bir çadır alsaydın. Yakışırdı. Benimle alay edene kadar yardım etmelisin, tamam mı? Peki tamam. Bekle. Anne çocuklara parti için izin verdi. Ama ben bu evliliğe razı olacağını sanmıyorum. Peki neden? Ketan benim gerçek dostum. Onun ailesi çok iyi. İşhane orada her zaman mutlu olur. Neden kabul etmesin ki? Çünkü... Beni mi çağırdınız? Aa evet Ranvir, dinle. İyi ki geldin. Biraz işlerim var. Dostum Ketan'ın oğlu bir parti veriyor. Kızlar da oraya gidecek. Onlara eşlik etmeni istiyorum. Ben mi? Peki o partide ne yapacağım ben? Burada ne yapıyorsan onu. Onlara iyi bak. Bu parti onlar için yeni bir yer ve yeni insanlar demek olacak. Devaş ve Pratik de oraya gidiyor. Ama sen de oraya gidersen içim rahat eder. Ha? Peki efendim, ben giderim. Baba, ooo. Demek korumamız buraya gelmiş ha? Evet ama vampir her zamanki gibi buraya geç geldi. Baba lütfen onu uyar. Yoksa ben onu çiğneyeceğim. Tuz, biber ve limon ekle. Karıştır, güzel olur. Baba. Ranbir sana şaka yapıyor sevgili kızım. Söylesene neden hazırlanmadın? Partiye gitmeyecek misin? Ranbir sizin de gelecek. Partilere katılmayı sevmediğimi biliyorsun. Evet, o benimle tartışmayı sever. Onun derdi benim çünkü. Onun konuşmasına izin verme. O benim oğlum gibidir İşhani. Aa, evet geldim. Benim gidip hazırlanmam gerekiyor. Peki. Demek o senin oğlun. Onu benden daha çok seviyorsun. Bir oğul asla kızın yerini tutamaz. O benim oğlum gibi ise sen benim hayatımsın. Tamam mı? Bak, onu neden aradığımı unuttum işte. Hemen geliyorum. Bu işte, evet. Sana verdiğim bu kıyafeti Randvir'e ver canım. Olur mu? Bu geçen yaz sana aldığım kıyafet değil mi? Evet. Bunu neden ona veriyorsun? Kızım bizim için çok şey yapıyor. Bırak da bu kadarını yapalım ha. Seninle partiye gidiyor. İyi görünmesi gerekmez mi? Baba sen onu sürekli şımartıyorsun. Kıskanıyorum ama. Hadi git hazırlan. Gidiyorum. Hay yapma kızım. Partiye asık suratla gitme. Orada eğlenin. Annemle konuşacağım Falguni. Ama ilk önce İşhani ile konuşmamız gerek. Hayır Harşat, acele etme. Önce partiye gitsin, Çırak'la tanışsın. Sonra konuşuruz. Aa, peki.
Ama önce annemle konuşacağım. Tamam mı? Lakmalak nuhal belu, sambelu, chodi kedarn palu palu kar dedi valima. Anne, seninle önemli bir şey konuşacağım. Anlatacaklarını sonra dinlerim. Sen önce şuraya bir bak. Önce sen hangisini beğendiğini söyle canım. İşte düğün davetiyeleri. Davetiye mi? Peki kimin için anne? Benim için. Ben de evlenmek istiyorum canım. Kızınız için güzel düğün davetiyelerine bakıyordum oğlum. Başka kime bakacağım ki? Söyle hangisini beğendin? Hangisini beğendiysen ondan yaparız, değil mi? Sen de bu konuyu konuşacaktın herhalde. Kızınız için bence en iyi aday Ketan'ın oğlu Çırak bence, öyle mi? Evet anne. Peki nasıl bildin? Yüce Tanrım. Sen var ya. Sen çok küçükken biz Ancar'da yaşıyorduk. Henüz konuşmayı dahi bilmiyordun ama biz anlardık. Su mu istiyorsun, süt mü istiyorsun, hepsini anlardık. Altına kaçırdığın zaman bile sen sürekli altını satırdın. Sen ne istiyorsan ben de onu istiyorum. Bizim kızımız onların gelini olmalı. Damat adayı Çırak'ı biraz araştırdım. O çok hoş bir çocuk ve çok yakışıklı, kültürlü biri ve çok yetenekli. Evet anne, katılıyorum. O benim arkadaşımın oğlu. Beklentilerimizi yerine getirir. Eğitimi bitti. O alçak gönüllü biri. Ama kariyer sahibi. Bu çok iyi işte oğlum. Bir sürü kursu tamamladı. Hem de birincilikle. Hisse senedi piyasasında babası Ketan'dan çok daha uzman. Yani iş hayatında babasını geçecek mi? Bu güzel haber işte. Evet anne. Kızım için hiçbir erkek ondan daha iyi bir damat adayı olamaz. Sonunda geliyor. Çırak. Merhaba. Hey Çırak. Aslanım nasılsın? Baba her zamanki gibi. Ama baba senin saçın grileşmiş. Bugünlerde moda bu. Moda işte. Merhaba. Harika. Annen de burada oğlum. Aa anne. Varlığımız senin sayende. Bebeğim. Nasılsın seni gördüğüme anne? Çok sevindim. İyiyim. Bu nasıl bir kıyafet? Yapma anne. Baba söyle. Dünyadaki bütün anneler böyle mi yoksa sadece benimki mi öyle? Gidelim mi? Nasıl gidiyoruz? Her zamanki gibi. Getirdin mi? Tabii ki. Unutabilir miyim? Hadi gidelim. 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 Bu senin motosikletin. Bu da benim yeni spor arabam. Wow, beğendim. Bu harika. Hadi hemen gidelim olur mu? Ha? Ne dersin? Sen neden hala çocuk gibi davranıyorsun? Anne, umurumda değil. Babam bana meydan okuyor. Önemli olan bu işte. Gidelim. Gidelim. Bavulu koyalım. Tamam Çırak. Görüşürüz. Çırak beni arıyor. Yenilgiyi kabul etti. Ne oldu oğlum? Anlat bakalım. Baba burada trafik sıkışık. Lambalara takıldım ben. Sanırım yenilgiyi kabul ettin. Bahane bulmaya çalışma.
Her neyse beni yenemezsin. Çünkü senin aracın çok eski. Benimki ise yeni bir spor araba. Sesin gelmiyor. Alo. Bayım kenara çekin. Ne oldu bayım? Araba sürerken telefonla konuşuyorsunuz. Kuralları çiğniyorsunuz. Başka ne olabilir ki? Oğlumla konuşuyordum bayım. Tam o sırada beklemeye aldı. Yani konuşmuyordum. Ehliyet lütfen. Önemli olan bu işte. Hile yaparak kazandı. O çok akıllı biri. Partide hangi gömleği giysem? Bunu mu giysem? Ne yapıyorsun Ranvir? Baba ben partiye gideceğim. Hangisini giysem acaba diye düşünüyorum. Gauri'nin düğününde giydiğin o gömleği giysene. Aynını giyemem baba. Çünkü onu verdim. İhtiyaç sahibi birine. Ama senin başka gömleğin yok ki oğlum. 4 tane var ya. Hep aynı şeyleri giyiyorsun. Sana kaç kez alışveriş yapmanı söylemedim mi? Onlar bana ikramiye veriyor. Ama evimizi satın alabilmek için para biriktiriyorum. Hadi söyle baba, hangisini giymeliyim söyle. İstediğini giy oğlum. Hayır baba, efendim beni çok büyük bir partiye gönderiyor. İyi görünmem gerekiyor. Hadi söyle şimdi. Bence bu mavi gömleği giyeyim. Hayır bu olmaz. 3 yıldır aynı gömleği giyiyorsun. Başka bir tane seç. Aman baba, partide benim ne giydiğime bakmayacaklar ki. Bunu giyeceğim. Evlat, ben bu gömleği 3 kez diktim. İşte bak, burası yırtılmış. Bak, başka bir şey giysene. Bu gömleği en son giydiğimde İşhani beğenmişti. Yine onu giymeliyim. Hayır baba, bunu giyerim. Peki, ver dikeyim ama son kez. Kendine güzel kıyafetler almazsan seni mahvederim ona göre. Sağ ol baba. Şunları toplayayım. Hoş geldiniz. Merhaba amca. Bu arada ne yapıyorsun burada? Hiçbir şey. Yine gömleğini mi dikiyorsun? Gerçekten cimri biri. O çok iyi para kazanıyor. Kendine gömlek bile almıyor. Niçin para biriktiriyor acaba? Olsun, bırak yapsın. Ben biraz sonra bitiririm. Sorun da bu işte. Babam onu çok şımarttı. Sen de öyle. Ona gününü göstereceğim. Şimdi kavga çıkacak. Bu nasıl sıkıştı böyle? Neden böyle oluyor anlamıyorum. Sonraki maaşımla kopçalı pantolon alacağım. Fazla ödemem gerekse bile. Ranvir ben... Dur. Sen niye geldin? Neden bana böyle bağırıyorsun? Namusum söz konusu. Olamaz mı? İstediğim gibi bağırırım. Tamam, bundan sonra odana göz bağı takarak girerim Ranvir. Kim bilir neler olur. Pratiğe yaptıklarından sonra... Hey baksana sen. Ben onun pantolonunu ilikliyordum. Önce ip çözmeyi öğren. Sonra iliklersin. Neden buradasın? Gömlek getirdim. Bunu babam gönderdi. Bunu giyeceksin. Al hadi bunu giy. Peki tamam. Giyerim. Hadi git. Gidiyorum. Başımı ağrıttı. Çözemedin mi? Yardım ederim, eğer istersen. Hey Ranvir, ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Düğüm atıyorum. Tamam, yardım edeyim. Hayır, ben hallederim. Ama ipi bağlayamıyorsun ki. Eğer senin bağlamanı beklersek ikimiz de okula geç kalırız. Bırak. Ben hallederim. Önce böyle ve bitti. Evet, lütfen. Ne? Duymadım. Lütfen. Yine duymadım. Lütfen. Bir ip için bu kadar bağırılmaz ki canım. Dinle beni.
Önce soldakini çek. Şimdi de diğerini. Karnını içeri çek. Sonra da onu çek. Evet, çözüldü. Hayattaki bir düğümü nasıl çözeceğimiz bize bağlıdır. Nasihat. Evet, iyi. Kendine bir gömlek al artık. Neden para biriktirdin ki? Düğün için. Kız mı buldun? Hayır. Bulamazsın. Nedenmiş? Daha bir ipi bile bağlayamıyorsun sen. Tamam, hadi hadi. Git buradan. Acele et. Dur be, bekle. Evet. Sağ ol. Neden? Yardım ettin ya. Güzel. Efendim, suyunuz. Efendim biraz sonra buraya gelir. Ona verirsin. O susamış olmalı. Bu hiç adil değil. Bilerek hile yaptın. Bahane üretme baba. Kaybettin. Unutma. Ama hile yaptın. Evet, baban çok haklı Çırak. Tamam, kabul ediyorum. Bunun için üzgünüm. Ama kazandım. Kazanmak çok önemlidir. Ben her zaman kazanırım. Bunu senden öğrendim. Bu bir savaş ve hile serbesttir. Ona katılıyorum. Bu arada akşamki partiyi ben ayarladım. Her şey hazırlandı. Bu demek oluyor ki herkesi çağırdınız. Hayır, herkesi değil. Bize yakın olanlar. Baba. Sen hile yaptın. Bu yüzden cezalısın. Sana verdiğim ceza da onu görmen ve seçmen. Onun kalbini kazanmalısın. Ben onun kalbini çoktan kazandım baba. Tanıştın mı? Evet, şu an. O benim kalbimi fethetti. Demek kızdan hoşlandın Çırak. Baba, onu çok seviyorum. O evine iyi bakıyor. Neden bana bakmasın? Sen ne diyorsun? Lakşmi'den baba. Sen ne sandın? Çırak. Hadi baba. Saçmalama oğlum. Beni korkuttun. Dinle. Dişa'dan bahsediyorum. Dostum Harşad'ın kızı. İnan o çok güzel bir kız. Akşamki partiye o da gelecek. Onunla ilgilen, tamam mı? Ama baba, arkadaşlarım partiye gelecek. Ve bu partide çılgınca eğleneceğiz. Onlar kim? Arkadaşlarının çocukları tabii. Çırak, lütfen. Tamam, tamam. Davet ettiysen buraya gelsinler. Onlara söyleyin. Bu çırağın partisi. Bir köy toplantısı değil. Arkadaşlarımla dalga geçiyorsun. Bunu sana sorarım. Hazır mısın? Yakala beni. Durun. Çırak, dur. Hayır, onu değil, bunu dene. Bunlar sana çok yakışır. Çok güzel oldun. Babaanne, sana ne oldu böyle ha? Bana bunları sen giydirdin. Benim güzel kızım, artistler gibi oldun. Bu elbiseyi senin için seçtim canım. Sen de beğendin değil mi? Asil oldun. Aynı benim gençliğim. Partideki herkes sana bakacak. Partide hava atmayı unutma. Senin ailen çok zengin. Akşamki partide en güzel kız sen olmalısın Dişa. O zaman şansın olur. Şans mı? Bu şans ne için peki? Tabii ki düğününüz için canım. Senin düğünün. Evlenmen için sana bir aday buldum kızım. Düğün mü? Hayır hayır, olamaz babaanne. Neden evleniyorum? Sen önce İşhani'yi evlendir. O benden daha büyük. Büyük olabilir. Ama sen bu evin kızısın. O değil. Ama babaanne. Dişa, biraz susar mısın? Dinle. Gori'den sonra evlenme sırası şimdi sende. Ve sana öyle bir düğün yapacağım ki... Hindistan'daki herkes sizi konuşacak canım. Büyük aile, büyük bir ev ve çocuk. Yurt dışından geldi. Müstakbel eşin Boston'da okudu. Boston mı? Evet. O gerçekten çok değerli biri. Aynı senin gibi.
Muhteşem bir çift olacaksınız canım. Onun kim olduğunu biliyor musun? Çırak Mehta. Çırak Mehta mı? Evet. Yoksa Keten amcanın Boston'dan dönen oğlu mu? Evet o. Ve biz bugün onun partisine katılacağız. Buna inanamıyorum. Ben yıllardır onun düzenlediği partilere katılmak istiyordum. Bugünse onunla evliliğim hakkında konuşuluyor. Harika. Babaanne, neden daha önce söylemedin bana? O çırak şu ana kadar tanıdığım en gözde bekar olabilir. Biliyorum canım. Bu yüzden damat adayı olarak onu seçtim. Beni iyi dinle. Şimdiki sözlerimi dikkate al Dişa. Bir kız evlenme çağına geldiğinde bu kızın ne kız kardeşi, ne akrabası, ne de arkadaşı vardır canım. Sen sadece kendi geleceğini düşünerek hareket et. En iyi koca adayını bulmak için böyle yapmalısın Dişa. İşte bu yüzden sakın İşhane hakkında konuşma. Tamam, o senin kız kardeşin olabilir ama evlilik konusunda o senin en büyük rakibin. Bunu unutma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.